Hidayet, beni terk edersen eğer kendimi şuradaki havuza atarım. Kendimi öldürürüm. Sonra da... Kes oğlum, kes! Ay, sonra ne yapıyordum ben? Benim lafını şunu. Hidayet, beni terk edersen eğer şuradaki havuza atarım kendimi. Ve öldürürüm kendimi. Ben seni sevdiğim kadar kimseyi sevmedim. Ne olur bana geri dön Hidayet. Hı, işte bunları söyleyeceksen. Ya hocam söylemesine söyleyelim ama bu biraz saçma olmuyor mu? Yani ben kendimi intihar ediyorsam niye havuza atayım? Daha radikal bir şey yapmamız gerekmiyor mu? Yapamazsın. Çünkü senaryo böyle. Havuzla ilgili önemli detaylar var. Sen rolünü oyna yeter. Çay getir para. Geldi hocam. Evet. Çekirik. Sendeyiz. Bende misiniz? Ha, şey olarak, yani rol olarak bendesiniz yani, öyle mi? Hidayet, beni terk edersen eğer kendimi şuradaki havuza atarım. Öldürürüm kendimi. Ben seni sevdiğim kadar kimseyi sevmedim, tamam mı? Geri dön. Kes oğlum, kes. Ay niye kestiniz ki hocam? Biz böyle iyiydik. Hem ben bütün laflarımı da söylemiştim. Söylemesine söyledin de, söylemeseydin daha iyiydi. Sen adamı dövür müsen, aşkın mı ilan ediysen belli değil. Baban hayrine, biraz ruh kat, ruh. Ne katayım? Ruh. İyi, katayım. Ya oynadığın rolü biraz hisset. Düşün ki bir adamı ölesiye sevirsen, adam seni terk edir. O zaman ne yaparsan? Ay ne yapacağım hocam? Başkasını bulurum. Ne? Dur! Ver! İki sekser uzatırım seni! Bırak! Diğer hamuru! Bat! Yürü! Dön! İmdat! Polis yok mu? Çantamı çaldılar! Polis yok mu? İmdat! İmdat! Çantamı çaldılar! Polis! Ya polis yok mu? Yakaladım lan seni! Asıl ben yakaladım seni! Sen kimsin? Yunus! İdris? Yunus! Gökte ararken yerde buldum seni! He? Telefonlarıma niye bakmıyorsun? Ya benim telefonum bozuktu. Ben seni çok zamandır şey ettiriyorum seni. Konuşma, kes! Bırak bayrakları! 4 sene önce benden aldığın 100.000 lirayı niye vermedin? Ben de bugün seni aradım. Vallahi vereceğim onu ben. Ne zaman? Ne zaman vereceksin? Ne zaman? Ben şimdi zaten bankaya gidiyordum. Yakaladım seni! Yakaladım! Temel! İdris! Ya Rabbim saat çok küçüldür olsun. Ula! 3 sene önce dedim bana ki çok derdeyim. Verdim sana para. Ula 3 sene dedim ne arayasın, ne sırayasın ula? Ya bugün arayacaktım seni İdris. Kes ula. Ya vallahi billahi ya bugün ödeyeceğim. Ulan yalan deme gözüme baka. Ula ha bu tanta sen onu değil mi? Ya bırak ya, şu tanta. Ver lan. Ne oluyor lan buraya? Yok. Dursun. Temel abi. Sen ha. Ben. Ulan 2 sene önce Tayyip Samsun'a çıkmıştı. Samsun'da benden borç para almıştın. Parayı ödemedin. Samsun'da didik seni arayordum. Ya Temel abi ben senin paranı getiriyordum. Hani bu ay böyle zam ikramiye bir şey de vardı. Onları bekliyordum. Olan şeyden şey etiyordum hem. Yani bu arkadaşlar ki... Yunus? La Yunus? Dursun. Vallahi sağa geldim. Parayı aldım sağa geldim. Bana geliydin de ulan 3 senede şimdi mi geldi aklına parayı götürmek? Abi öyle deme ama Dursun. Ya ben sağa getirip... Borcum sana ne kadar? 100 lira. Ya 100 lira senin köpeğin olsun. Al kardeşim bakalım. Dursun. Alayım alacağımı. Seme. Ben de 3 sene önceki kasabı bir alayım. Ver abone baba. Canlıyı bir alayım canlı. Ha, doğru ya. Artık kimsenin kimseye borcu yok. Hadi bay vallah. Nasıl? Ulan şantamı verseydin bari.
Nasip! Peki oğlum sen nota bilir misin? Yok hocam ben bilmiyorum. Ben pilot miyim, rota bileyim? Ya oğlum rota değil, nota, nota. Yani doğru mi fa sol la si do. Bilir miyim? Bilmiyorum hocam. Ulan oğlum bir de kaset çıkaracaksın ha? He hocam kaset çıkaracağım. Ulan senin sesin kötüdür. Nota da bilmiyorsan nasıl kaset çıkaracaksın? Ulan peki sen bir alet çalıyor musun? He hocam çalıyorum. kapı zili çalıyorum, teybi çalıyorum, radyo çalıyorum. Maşallah, maşallah. Hele bir türkü oku bakayım. Bir dala kuş kondi, bir dalda kuş uçtu, bir dala kuş bakıyor, bir do... Ulan yeter, yeter, yeter. Yeter oğlum, yeter. Boş ver, aslan oğlum. Şimdi baban gelse ne diyeceğim ki? Vallahi benim vaktimi boşuna harcama ama sen bu çocuğu al, doğru kaportacıya götür, orada çalışsın. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasıl gidiyor dersler? Valla avam şimdi nasıl söyleyeyim? Senin bu çocuk bir türkü söylüyor var ya. Ya nasıl anlatayım? Öyle bir sesi var ki muhteşem. Öyle güzel söylüyor, öyle güzel söylüyor ki. Oğlum, yavrum benim. Aslan parçası, koçu. Hele bir türkü söylüyorsa. Bir dala kuş kondi, bir dalda kuş kuştu, bir dala kuş geliyor. Maşallah, maşallah. Ne güzel söylüyor değil. Nasıldı hoca? İdare eden hoştu, hoştu. Bana abi ben sana bir şey diyeyim mi? Bence sen bu kaset işini bir daha düşün. Hani demem o ki... Yok reklama önem ver. Kasete reklam önemlidir. Oğlu, aslan parçam benim. Hele bir hoca nasıl az çal da duysun. Çalayım baba. Bir dala kuş kondi, bir dala kuş baktı, bir dala kuş geliyor, bir daldan kuş uçuyor. Nasıl hoca? Valla senin bu oğlun var ya, senin bu oğlun nasıl anlatayım? Ya anne artık, ağam anne. Senin bu oğlun var ya, nasıl anne... Çok büyük bir yetenektir. Vallahi öyle baklavan çalıyor nasıl biliyorsun? Maşallah, maşallah, maşallah. Şimdi bak oğlum, ben bir şey çalacağım, sen de aynısını çalacaksın, anlaşıldı değil mi? Tamam kocam, aynısını çalacağım, tamam kocam. Öperim yavru, iyi. Fincanın etrafı yeşil aman aman. Fincanın etrafı yeşil aman aman. Aman kız, canım kız, öldürdün beni. Eletin, gözetin, öldürdün beni. Aynısını çal, aynısını çalacağım kocam. Bin cana kuş kondi, bin cana kuş gitti, bin cana kuş geliyor, bin cana... Nasıldı hoca? Vallahi biraz detone oldu ama... Vallahi olacak tabii canım, çalışacağız, olacak. Oğlum, aslanım benim, koçum şerp bülbülü. Yok böyle betona, duvara, kapıya, cama, pencereye değil. Hocana okuyasın. Vay ben öleydim, vay ben öleydim. Fikralarla Türkiye, Kayseri'deyiz. Lan tıfıl oğlan! Ne? Bu elindekini bana verirsen sana tam 10 kayme veririm lan! Ne? Bilme! 20 kayme veriyorum lan! Bilmem! Ulan çifoni versin! Lan 30 kayme verdim he! Bilmem! Bilmem! Lan oğlum delendirme lan beni! Ne istiyorsun sen ha? Ne istiyorsun?
Amice, şimdi sen bana üç sefer eşek gibi alınırsan bu elindekini sana veririm. Bir tane de benden ver lan. Işık, koskoca bir adamı üç sefer artacak kadar bu elimdeki şey değerliyse sana ne vereyim? Salamım o kadar da değer. Amanın boy. Komiserim, bulunduğumuz yerde hava yağışlı, zemin kurudur efendim. Hava yağışlıysa zemin nasıl kuru oluyor? Tüneldeyiz efendim, tünelde. Komiserim, burada bir adam ehliyetini eve unuttuğunu söylüyor. Ne yapalım? Araç alkollü müdür? Yok komiserim, benzinliymiş. Kendi işini kendin yapacaksın ya. Bu cunabayla kurallara uygun hareket eden doğru dürüst bir sürücü görürsem ona ben para vereceğim ya. Vallahi para vereceğim ona ya. Kes kes. Beyefendi sizi tebrik ediyorum. Sinyallerinizi yakmışsınız, çemberleriniz bağlı. Bugün böyle sizin gibi doğru dürüst araba kullanan, ilk defa böyle bir sürücüyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşarım. Size 50 TL vermek istiyorum. Oui. Buyurun. Teşekkür ederim memur bey. Rica ederim. Bu parayla ne yapmayı düşünüyorsunuz? İlk fırsatta güde ehliyetimi alacağım efendim. Ehliyet mi alacaksın? Senin ehliyetin yok mudur? Memur bey, bu adam ne dediğini bilmiyor. Bu sarhoştur. Ne? Bir de alkollü müsün? İnin aşağıya bakayım. İnin. Ulan ben size demedim mi çalın da arabala. Yola girmeyelim. Ne yapacağım şimdi? Yandım. La uşaklar niye durdunuz? Siniri keştuk mu? Köy abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kurban olurum. Bak geçen hafta İsmail'in kahvedeydik. Bu hafta da burada toplandık. Bu gençleri senin için topladım. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Hoş geldiniz uşaklar. Hoş bulduk. Dedim ki teyamilerini dinlesin, feyiz olsunlar. Çok iyi demişler. Feyiz sözü dinlemek sünnettir. Nerede kalmıştık? Hani geçen hafta Kıbrıs'taydınız ya. O arada Hasan Kalası'ndan telefon geldi sana. Baban rahmet. Hasan Kalası'ndan bir telefon gelmişti de. Niye gelmişti bilir misiniz? Niye? Teo Pehlivan Hasan Kala'dan çıktı o zaman. Geldi Amerikanya'ya. Oradan Kırmız'a geldi. Hasan Kala bomboş. Teo Pehlivan yok. Bu ne fırsat bilen bir tane düşman teyyaresi Hasan Kala'yı bombalil bombalil gidin arkadaş. İşe bak ya. Pehlivan yok. Fırsat bilir gelir kalayı bombalir bombalir gider. Aynı. Ben de yalan yok arkadaş. Kırak da yok uşaklar ha. Sen ne ettin? Ben de dedim ki Mühsin'e. Oğul dedim kalk durmanın faydası yok. Allah ne vermişse bas gidelim. Kaç dakikaya geldin? Tam 45 dakika Hasan Kalı'ya gittim. Hasan Kalası'na geldim ki incin topoydu. Kimse yok. Geldim kahveye. Nasıl boynuma sarılırlar? Teğemi nerede kaldı? Bir tane düşman teyyaresi dadanmış. Gelir Hasan Kalayı bombalir bombalir gidilmiş. Teo Pehlivan'ın yokluğunu fırsat bildiler. Geldi bombalir bombalir gidir. He? Neyse, dedim ona hele bir çay getir. Bir çayın böyle tam yarısına geldi, kötü haber geldi. Kötü haber çabuk ulaşır. Teyami kalk, teyyere gelir. Ula dedim kimse kalkmasın.
Böyle usul yerimden kalktım. Kalktım, kahvenin kapısını açtım, dışarı çıktım, kahvenin önündeyim böyle. Caddenin kenarından paket taşı aldım, arkama sakladım. Saklamışım. Teyyene dolanıyor. Düşman teyyenesi dolanıyor. Dedim gel ola, düşman oğlu düşman. Geleceğin varsa göreceğin de var. Ağustos ayı, havalar sıcak. Şoför kolunu atmış, camide açmış, kolunu koymuş yenir. Neyse, kaplıcaların üstünde bir iki tur attı. Kahvenin üstünden geçecek. Öyle taşı nasıl fırlatmamla kulak tozuna yendirdi. Baktım teyyere döne, döne, döne. Kalanın arkasındaki mezelice cümbüledi. Cümbüledi ya, daha odur budur Hasan Kalası'na teyyere gelemir. E tabi gelemez. Niye gelemez? Çünkü teyye pehlivan var. Fikran Ala Türkiye, Karadeniz'deyiz. Hadi Melinci. Ya hayırdır, nereye gidiyorsun böyle ağlayarak? Hiç hayır değil Temel, hiç hayır değil. Mahkemeye gidiyorum. Lan ne işin var mahkemeye, ne yapacaksın oraya? İdris'ten boşanmaya. Ya, niye, ne yaptı ki İdris eniştem sana? Çünkü artık benimle eskisi kadar ilgilenmiyor. O artık başka kadınlarla ilgileniyor. Yapma Fadime Yenge, nereden çıkarttın bunu? Biz geçen gün İdris'le belediye otobüsüne bindik. He. Sonraki durakta bir kadın bindi. Güzelce bir kadındı. Sonra İdris kalktı, kadına yer verdi. Amma yaptın Fadime Yenge ya. İdris eniştem kibarlık yapmış, centilmenlik yapmış, kalkmış kadına yer vermiş. Sen ha böyle davranıyorsun ya. Ne kibarlı be, ne kibarlı. Otobüste 3 kişiydik biz. Nasıl? Ya neye bizi getirdin Şeref? Resul Hattin, buraya gelip ne yer ne içersen para vermez. Sol mu değilsen? Para verir misin? Yok verir misin? Şimdi birazdan garson gelecek. Sonra ne içersen, bir şeyler istersen tamam mı? Gelir, biraz içersen dibinde biraz bırakırsan. Ondan sonra çağırırsan. Dibinde niye bıraksan? Diyorsan ki, kardeş bu ne biçim şey ya? Zehir gibi. Bir de buna para mı isteyelim? Garson, garson. Bize çay getir. Garson, garson. Bu ne biçim çay kardeş? Zehir gibi ya. Sen şimdi utanmadan bir de bundan para istersin. Sen bunları götür kardeş. Bize gazoz getir. Bize gazoz getir sen. Ben diye ver ya sen gül, gül de yani fazla şey etme. Şimdi gazozları da içecek. Of, böyle bir şey yok oğlum, böyle bir şey. Çaktırdın oğlum, dur da. Bir şey yok ya. Garson, garson. Ne biçim gazoz ya? Zehir gibi.
Evet seyir gibi. Bir de bizden parasını isteyeceksiniz. Sen bize süt getir. Ulan Şeref, ha bu sütlerin parasını verek, yazıktır herife. Tamam lan verek, ne olacak? Garson! Kardeş, sütlerinizi çok beğendik. Parasını ödeyecek. Bu iş en çok patron sevinecek. Niye lan? Patron sütlerin son kullanma tarihi geçti diye çok üzülürdü. Bey! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.